Merhaba arkadaşlar, Coin Evrimi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Coinlist borsasında Stader projesinin ön satışına nasıl katılırız, neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Coinlist borsasında yeni bir ön satışımız var. Stader projesi, bunun ön satışına borsa üzerinden nasıl katılırız, neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Ve satış detaylarını beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizlerle nereden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar? Burada bizim Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz borsaya geçelim ve ön satışa katılmak için neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedelim. Öncelikle Stader projesinin ön satışı Coinlist borsasında olacak arkadaşlar. Bu sebeple Coinlist borsasında hesabı olmayan arkadaşlar varsa videonun açıklamalar kısmına kayıt linkini bırakacağım arkadaşlar. Kayıt kısmını anlatmıyorum. Zaten basit. Herkes kayıt olabilecektir diye düşünüyorum. Videonun açıklamalar kısmındaki link üzerinden borsaya kayıt işleminizi tamamladıktan sonra hesabınıza giriş yapacaksınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Tabii ki borsaya giriş yaptıktan sonra KYC kimlik doğrulama işleminizi tamamlamanız gerekiyor. Buradan profil kısmından hesap kısmını açtığınız zaman buradan kimlik doğrulama işleminizi de tamamlayacaksınız arkadaşlar. Kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve sizden bir adet selfie istenecektir. KYC kimlik doğrulama işleminizi de tamamladıktan sonra menüde görmüş olduğunuz gibi burada token sales kısmı, yani token satış kısmı mevcut arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Ve burada daha önce Coinlist borsası üzerinde ön satışı yapılan projeleri göreceksiniz ve şu anda da aktif olarak Stader projesinin ön satışı devam etmekte. Şu an kayıt aşamasında arkadaşlar. Stader projesinin ön satışına giriyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada 23 Ocak'ta kayıtların biteceği söyleniyor arkadaşlar. 23 Ocak saat 12'de kayıtlar bitecek. Ön satışa kayıt için iki farklı opsiyon bulunacak arkadaşlar. İkisi de 25 Ocak'ta. Opsiyon 1 için 25 Ocak saat 9'da arkadaşlar. Burada 18 yazıyor. Fakat Türkiye saatiyle saat 9 oluyor. 25 Ocak saat 9'da opsiyon 1. 25 Ocak saat 2'de ise 25 Ocak saat 2'de ise opsiyon 2 için ön satış yapılacak arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada proje hakkında bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Siz isterseniz sayfayı Türkçe'ye çevirerek de okuyabilirsiniz. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada proje hakkındaki bir takım bilgiler mevcut. Evet, burada satış detaylarını açtık arkadaşlar. Burada opsiyon 1 ve opsiyon 2 olmak üzere iki farklı satış seçeneği mevcut. Şimdi ikisini de inceleyelim. Opsiyon 1 için satış fiyatımız 4,5 dolar olacak arkadaşlar. SD tokenler 4,5 dolar üzerinden opsiyon 1'de satılacak. Satış periyodu 25 Ocak saat 9'da. 25 Ocak saat 9'da satış olacak arkadaşlar. Ne kadarlık bir kısmı opsiyon 1'de satılacak? 3 milyon adet token, 3 milyon adet SD token opsiyon 1 üzerinden satılacak arkadaşlar. Minimum alım miktarınız 100 dolar, maksimum alım miktarınız ise 500 dolar olacak. Peki alım için hangi tokenleri kullanabilirsiniz? USDT, USDG, Ethereum, Bitcoin, Solana ve Algo kullanabilirsiniz arkadaşlar. Vesting neydi arkadaşlar? Burada bizim ön satıştan satın aldığımız tokenlerin bir vesting'i olacak arkadaşlar. Yani burada bize ön satıştan kazandığımız tokenlerin ilk 40 gün boyunca kilitli olacağını, daha sonrasında ise her ay %20'lik bir kısmının kilidinin açılacağını söylüyor arkadaşlar. Yani ilk 40 gün biz ön satıştan tokenleri aldıktan sonra ilk 40 gün herhangi bir token gelmeyecek arkadaşlar hesabımıza. Tokenlerimiz kilitli olacak. Daha sonrasında ise aldığımız tokenlerin her ay %20'lik bir kısmının kilidi açılarak bizim hesabımıza gönderilecek. Şimdi opsiyon 2'ye göz gezdirelim. Opsiyon 2'de ise satış fiyatımız
3,33 dolar olacak arkadaşlar. 3,33 dolar opsiyon 2 için satış fiyatı olacak. Bu satış fiyatının diğerine göre düşük olmasının sebebi de buradaki vesting'in daha ağır olması arkadaşlar. Oraya da birazdan geleceğiz. Satış periyodu 25 Ocak saat gece 2. Yani 26 Ocak oluyor aslında arkadaşlar. Burada 25 Ocak Avrupa saatine göre saat 11. Bize göre 26 Ocak gece saat 2'de satış olacak arkadaşlar. Opsiyon 2 için ayrılan miktar ise yine 3 milyon adet token opsiyon 2 için ayrılmış durumda. Yine minimum alım miktarımız 100 dolar ve maksimum alım miktarımız 500 dolar olacaktır. Yine hangi tokenlerle alım yapabiliriz? USDT, USDC, Ethereum, Bitcoin, Solana ve Algo tokenleriyle ödeme yaparak ön satışa katılabileceğiz. Buradaki vestingimiz ise buradaki ön satıştan aldığımız tokenların kilit süreleri ise ilk 3 ay kazandığımız tokenler kilitli olacak arkadaşlar. Opsiyon 2'de. Daha sonrasında ise her 2 ayda bir kazandığımız tokenlerin %20'lik bir kısmının kilidi açılacak ve bizim hesabımıza gönderilecek. Burada 40 günlük bir kilit süresi vardı başta. Daha sonrasında ise her ay tokenlerimizin %20'sinin kilidi açılıyordu. Opsiyon 2'de ise ilk periyotta 3 aylık bir süreçte tokenlerimiz kilitli olacak. Daha sonrasında ise her 2 ayda bir %20'lik bir kısmının kilidi açılarak hesabımıza gönderilecek. Burada opsiyon 1 için kayıt kısmı ve opsiyon 2 için kayıt kısmı mevcut. Aşağı doğru kaydırdığımızda projenin tokenomics'ini buradan görüntüleyebilirsiniz. Token dağılımına buradan göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı doğru geldiğimizde burada projenin yol haritası bizlere gösterilmiş. Buradan yol haritasına göz gezdirebilirsiniz. Burada ise projenin yatırımcıları görünmekte arkadaşlar. Özellikle projenin yatırımcıları arasında Coinbase, Huobi ve Pantera Capital gibi dev isimler mevcut arkadaşlar. Coinbase, Huobi ve özellikle Pantera Capital projenin ne kadar sağlam olduğunu kanıtlar nitelikte. Şimdi isterseniz kayıt işlemimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ön satışa kaydımızı yapalım. Bizler opsiyon 1 üzerinden kayıt olacağız arkadaşlar. Sizler hangisini istiyorsanız opsiyon 2 veya opsiyon 1 olarak istediğinizden kayıt olabilirsiniz. Bizler opsiyon 1 üzerinden kayıt olacağız. Register now butonuna tıklıyoruz. Get started diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Burada kendimizi seçtikten sonra yine continue diyoruz. Buradan ülkemizi seçmemiz isteniyor bizden. Aşağı doğru kaydırarak Türkiye'yi seçeceğiz. Eğer sayfayı Türkçe olarak kullanıyorsanız burada Türkiye çıkmayabilir arkadaşlar. Sayfayı İngilizce'ye çevirip öyle seçmeyi deneyin. Buradan onayımızı da verdikten sonra devam ediyoruz. Yapmanız gerekenleri adım adım anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bize burada bir quiz açtı arkadaşlar. CoinList borsası yaptığı bütün ön satışların kayıt aşamasında bizlere böyle bir quiz yönlendiriyor. Önce bu quiz'i bizden çözmemizi istiyor. Şimdi buradaki sorulara baktığımız zaman birinci soruda toplamda ne kadarlık kaç adet Stader token'in ön satıştan satılacağı sorulmuş. 3 milyon birinci opsiyon, 3 milyon ise ikinci opsiyondan olmak üzere toplamda 6 milyon token satılacaktı. Burada satış mekanizmasının nasıl olacağı sorulmuş. Buradaki uzun olan seçeneği işaretliyoruz arkadaşlar. Daha uzun olan seçenek doğru cevap. Üçüncü soruda ise Stader projesinin staking'ini sormuş arkadaşlar. Hangi ağ üzerinde staking işleminin olduğunu sormuş. Bu üçüncü sorumuzun cevabı ise Terra olacak. Dördüncü sorumuzda Stader'ın ne olduğunu sormuş. Buradaki cevabımız ise ilk şık olacak arkadaşlar. Smart contract ile başlayan cevabımız doğru cevap. Beşinci sorumuzda hangi tokenler ile satışa katılabileceğimiz sorulmuş. Burada BTC, Ethereum, USDC, USDT, Algo ve Solana ile katılabiliriz. Altıncı sorumuzda bize token satış fiyatını opsiyon 1 ve opsiyon 2 olarak ne kadar olduğunu sormuş. Opsiyon 1 için 4,5 dolar, opsiyon 2 için ise 3,5 dolardı bizim token satış fiyatımız. Bunu işaretledik. Yedinci sorumuzda ise doğru cevabımız
Ortadaki seçenek arkadaşlar. 8. sorumuzda bize token satışının hangi sitede yapılacağı sorulmuş. Tabii ki de coinlist.com. 9. soruda ise cevabımız sanırım şu olacaktı arkadaşlar. Zaten burada continue butonuna tıkladığınız zaman da eğer yanlış bir cevabınız varsa size uyarısını verecektir. Evet, bütün soruları doğru cevaplamışız arkadaşlar. Quizimizi de tamamladık. Şimdi daha sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi bizim satış periyodumuz neydi? 25 Ocak saat 9'du arkadaşlar. CoinList borsası 25 Ocak saat 8'de. Yani satış başlamadan 1 saat önce bizim mailimize bir mail gönderecek arkadaşlar. O mailin içerisinde bize bir link verilecek. O linke tıklayarak bir bekleme odasına bizler alınacağız. CoinList borsası bize bir mail gönderecek. O mailin içinde bize satış için bir bekleme odasının linki gönderilecek. O linke tıklayarak o bekleme odasına gideceğiz. Daha sonrasında bize bir sıra numarası verilecek arkadaşlar orada. Satış başladığı zaman saat 9'da, 25 Ocak saat 9'da satış başladığında bize bir sıra numarası verilecek. Sıra numaranız 27.000 ve altında ise. Çünkü opsiyon 1'den 27.000 kişi ödül kazanacak arkadaşlar. 27.000 kişi alım hakkı kazanacak. Sıra numaranız 27.000 ve altında ise alım hakkı kazanmışsınızdır. Fakat 27.000 ve üzerinde ise alım hakkı kazanamamışsınızdır arkadaşlar. Fakat 27.000'in biraz üzerinde ise sıra numaranız, örneğin 30.000 gibi bir sıra numaranız var ise beklemenizi öneririm. Çünkü ilk 27.000 kişi içerisinde arkadaşlar herkes maksimum tutarda almayacağı için, herkes 500 dolarlık almayacağı için, bazı arkadaşlar 200 dolarlık alacaktır, bazı arkadaşlar ise 100 dolarlık alacaktır. Size de sıra gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden bir müddet beklemenizi öneririm. Eğer opsiyon 2'den katılıyorsanız 19.980 kişi alım hakkı kazanacak. Opsiyon 2 için 19.980 kişi alım hakkı kazanacak arkadaşlar. CoinList borsasında arkadaşlar bu ön satışlarda alım şansınızın yükselmesini istiyorsanız burada karma puanı diye bir puan var arkadaşlar. CoinList borsasında karma puanı diye bir sistem var. Bizim şu anda sıfır. Çünkü yapmamız gereken bazı şeyler var. Bu karma puanımızı artırmak için. Peki bu karma puanı satışlarda bizim nasıl işimize yarıyor? Karma puanınız ne kadar yüksek ise ön satışlarda kazanma şansınız o kadar artıyor arkadaşlar. Ön satışlarda ön sıradan girme şansınız buradaki karma puanınıza göre artıyor. İlerleyen videolarda size karma puanınızı nasıl artırabileceğinizle alakalı da videolar çekeceğiz arkadaşlar. Token satışımız bu şekilde olacak. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Ödemeyi satışa katılmadan önce yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani hesabınıza alım yapacağınız tutarı, örneğin siz 500 dolarlık alım yapacaksınız. Ön satıştan 500 dolarlık bir alım yapmak istiyorsunuz. Çünkü maksimum tutarımız 500 dolardı. 500 doları satıştan önce almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Satıştan önce cüzdanınızı atmak zorunda değilsiniz. Siz satışa katılırsanız size çıkarsa o zaman CoinList hesabınıza gerekli miktarı yatırırsınız. Fakat size çıkmazsa zaten yatırmanıza gerek kalmaz arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Alım hakkı kazanırsanız ve eğer alım hakkı kazandığınız halde hesabınıza para yatırıp tokenlerinizi almazsanız arkadaşlar CoinList borsasının yapacağı bir sonraki ön satışlara katılma hakkı elde edemezsiniz arkadaşlar. Ön satışlardan banlanırsınız. Bunu da belirtelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Fakat videoyu sonlandırmadan önce sizlere göstermek istediğim son bir şey var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz Avalanche platformu üzerinden birçok ön satışa katılıyoruz ve bunları size videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Avalanche platformu üzerinden katıldığımız ön satışlardan birisi de Platypus projesiydi. Platypus projesinin ön satışına nasıl katılacağımızı sizlere anlatmıştık. Token satışımız 0,1 dolar idi arkadaşlar. Platypus projesinde 0,1 dolar üzerinden biz bu ön satışa katılmış ve token kazanmıştık. CoinMarketCap'e geldiğimiz zaman burada
projeyi yazdığımızda fiyatının şu anda 12 dolara kadar çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 120 kat artmış durumda Platypus token'in fiyatı. Buradan çok güzel gelir elde ettik arkadaşlar. Onu da size hemen şöyle gösterelim. Avalanche platformunu açtığımız zaman ne kadarlık bir alım yapmışız ve ne kadarlık bir getiri sağlamışız arkadaşlar. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada satış kısmına geldiğimiz zaman bizim burada daha önce katıldığımız satışlar mevcut. Burada Platypus'a geliyoruz. Biz buradan Platypus'un ön satışına katılmıştık. Buradan Your Allocation kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi yalnızca 10x AVA stake etmişiz arkadaşlar. 10x AVA stake etmişiz. Yalnızca o zaman da 10 dolardı bir x AVA'nın fiyatı. Yani yaklaşık 100 dolarlık bir stake ile, 100 dolarlık bir yatırım ile biz 40 adet Platypus token kazanmışız. 40 adet Platypus token kazanmışız. Ve şu an bir tanesinin fiyatı da gördüğünüz gibi 14 dolara kadar çıktı. Şu an tekrar yükseldi. 14 dolara kadar çıktı. Şöyle bir yenileyelim. Bakın 14 dolar arkadaşlar şu anda bir tane Platypus token'in fiyatı. Şuradan basit bir hesap yaparsak biz kaç adet kazanmıştık? 40 adet kazanmıştık. 14 ile çarptığımız zaman 560 dolar buradan bir getiri sağlamış durumdayız arkadaşlar biz şu anda. Bakın burada taksit taksit kazandığımız tokenlerin kilidi açılıyor ve sürekli buradan claim yaparak cüzdanımıza çekebileceğiz arkadaşlar. Şu anda bir tanesi 14 dolar. Yalnızca 100 dolarlık bir yatırım ile 560 dolarlık bir getiri sağladık arkadaşlar. Sadece bu ön satıştan. O yüzden sizlere Avalanche platformunu kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Çünkü düşük bütçeli arkadaşlar için muazzam bir getiri kaynağı arkadaşlar. Evet, bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.